Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi yeni nesil sorularımız var. Bu videoda iki tane. Birisi ee, katlama sorusu. Bir diğeri de yine katlama sorusu. Güzel sorular. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi birinci sorumuzda ne diyor bize? Ayfa 2 ayfa bir dik üçgenimiz var diyor. Bunu ok yönde katlarsak diyor. A A üstüne geliyor diyor. X kaç birimdir? Şimdi. 2 alfa alfa gördük arkadaşlar. Eğer bunu katlıyorsak demek ki 2 alfa ise buraya da alfa kadar bir açımız kalacak. 90'ı taşıdık buraya. 8'i aynen bu şekilde taşırsak buraya 3 kalacak. Çünkü AD aynısı ade işte olacak. A üstü D'ye. Peki açı ortayı gördük. 3'e 3K ise 5'e 5K geldi. 3, 4, 5 üçgeninden buraya da 4K diyebilirim. 4K 8 ise K 2'dir arkadaşlar. K2'dir. K2 ise yerine yazıyorum direkt. Şuraya 5K demiştim. Orası 10 oldu. 3K demiştim. Burası 6 oldu. 4K'yı sildim geri. Şimdi 6, 8, 10 üçgenden geri burası 6 veya katladıktan dolayı 6'ya 6 diyebilirsiniz. Şimdi buradan sonra nasıl bir ilerleme kaydedeceğiz? Biraz daha yakınlaştırıyorum ikinci şekli. Peki Alfa 90 beta dedim. X'e bir şekilde gitmemiz lazım. O zaman şurası da beta oldu. Daha sonra D'den buraya bir dik indirdim arkadaşlar. Beta alfa 90 sa burası 90 sa şurası da alfa oldu. İndirdiğim dikmeyi H dersem ve küçük tabana da M dersem iki üçgenimiz benzer. Benzer üçgenleri bir şöyle bir taralayalım. Taradım. Şunlar benzer üçgenler arkadaşlar. Hadi benzerliği yazalım. 90'ın karşısında 5 var. Diğerinde 90'ın karşısında 36, 9, 3 kök 5 oldu arkadaşlar. Hemen Pisagor'u yaptık. 3 kök 5. Sonra beta'nın karşısında h var. Beta'nın karşısında 6 var. Alfa'nın karşısında m var. Alfa'nın karşısında 3 var. Buradan işler dışarı çarpımı yaparsak arkadaşlar şöyle İlk öncesini yapalım. 2 H buradan 10 kök 5 bölü 5'ten 2 kök 5 geldi. H 2 kök 5 ise arkadaşlar direkt Pisagor'u yaparız burada. 25 eksi 20'den M de kök 5 geldi. Şimdi işimiz bitti mi? Hayır. Biraz daha yakınlaştırdım. X'e gidiyoruz. Az kaldı. Şimdi X'e gideceğiz ama nasıl gidelim diye düşünüyoruz değil mi? Şimdi şuraya da teta dedim arkadaşlar. Teta dedim. Teta 90. Büyük üçgene bakın AB üçgeni. Teta 90. Diğer üçüncü açı 3 üç alfa ise o zaman burada da 3 alfa kaldı. Şimdi hangi üçgenler benzer? Sağdaki 3 alfa teta 90 ile büyük abc üçgeni 3 üç alfa teta 90. Hadi benzer yazalım yine. 90'ın karşısında küçükte x var. Büyükte ne var? 90'ın karşısında Şuraya da M, M demeyelim N diyelim o zaman. 4 kök 5 artı N var arkadaşlar. Devam ettim. 3 ayfanın karşısında burada N var. Büyük üçgen 3 ayfanın karşısında X artı 8 var. Teta'nın karşısında küçük de 2 kök 5 var. Büyük de ise arkadaşlar Teta'nın karşısında 6 var. Hocam buradan gelir mi? Bakalım arkadaşlar. Birinci ile üçüncü eşitliği bir alalım. Buradan 6x eşittir. 2 kök 5 ile 4 kök 5'i e çarptınız. 8 çarpı 5'ten 40 geldi. Artı 2n kök 5 geldi. Şimdi şöyle yapalım. İkinci ile üçüncü alalım arkadaşlar. Buradan da 6n eşittir. 8 çarpı kök 5'ten 16 kök 5 geldi. Artı 2x kök 5 geldi. Şimdi biz x arıyorsak o zaman n'leri bir yok edelim. N'leri yok etmek için üstteki 2 yani kök 5'i sol tarafa attım. 40 eksi 6x yani şunun üstünü çiziyorum artık onu yeni şeklini yazdım. O zaman yukarıyı bir kök 5 ile çarpalım arkadaşlar aşağıya 3 ile çarpalım çarptığımız zaman 6 kök 5'en eksi 6 kök 5'en bunlar gitti. Sol tarafta 0 kaldı. Sağ tarafa bakıyorum. Kök 5 çarpı 16 kök 5 80 artı kök 5 10 x geldi. Alt tarafı çarpıyorum. 120 eksi 18 x'ten 200 eşittir 8 x. x buradan 25 geldi sevgili arkadaşlar. Sorumuzun cevabı 25 şöyle tamamını görelim diye gösterdim. Şimdi bir alttaki soruya geçiyorum. Bir alttaki sorumuz da güzel bir soru. Hadi başlayalım. Şimdi AB eşittir CB demişiz ve AB'yi ok yönünde katlamışız alttaki şekildeki gibi. Katlayınca A noktası A üstüne geldi. 90'ları gördük. 32 ile 48 alanları göstermişiz. Sevgili arkadaşlar sizden küçük bir dik üçgen var. O üçgenin alanını istiyorum ve onu şöyle taradım bak. Turuncu taralı yer. Peki geldik nasıl bir işlem yürüteceğiz önce. Biz bence ilk önce şöyle yukarıdaki üçgende bir A'dan DB uzatarak bir dik indirelim arkadaşlar. Neden böyle bir dik indirdik? Bakın şimdi burası alfa, burası beta. Alfa artı beta 90. 90'ı gördüm burası alfa, 90'ı gördüm burası beta. Bunlar eş üçgenler. Alfa beta 90, alfa beta 90. 90'lar aynı kenarı görüyor. Alfanın karşısında burada K var dersen burası da K olacak. Peki ikinci şekilde şu alana 32 ise birinci şekilde aynısını gösterdi. O alan K çarpı K bölü 2 değil mi sevgili arkadaşlar? K kare 64 ise K buradan 8 geldi. K yerine 8'i yazdım ve baktım. Alt taraftaki şekilde de 8'i yazalım sevgili arkadaşlar. 8'i yazdım ha 48'i gördüm. Hemen tabanına x dedim. O 48 de tabanı x, yükseklik 8/2'den Bölü 48'i yazınca x buradan 12 geldi. X'i sildim yerine 12 yazdım. Adım adım yaklaşıyoruz bakın. Aradığım üçgenin tabanı a olsa, yüksekliği 8, a'yı bulursak soruyu çözeceğiz. Peki geldik arkadaşlar. Gelelim katlarken bu adam neler yaptı? Katlayınca şuraya alfa dersem şurası alfa oldu. AB uzunluğu A üssü B uzunluğuna eşit oldu. Peki buradan biz biraz önce dik çizmiştik. O diki ben şöyle bir göstereyim tekrar. Peki sevgili arkadaşlar. Bunu katladığımız zaman alfa alfa oluyorsa bu bir ikizken üçgensi alfa alfa giden dikme şöyle H desem oraya dikiyorsa bu demek ki dakiden dolayı doğrusal olmayacak mı? Evet. Peki bizim bulduğumuz biraz önceki burası 8'de k demiştik oraya. O zaman burası da 8 oldu. Peki devam edelim arkadaşlar. Bunlar peki başta eş üçgen demiştik. Ee, şuraya biz a artı 12 dedik. İlk şekilde de gösterdim. A artı 12 o zaman beta a artı 12 ise diğer tarafta da a artı 12 olacak. Burası da a artı 4 oldu. Hemen onu ikinci şekilde de gösterdim. Burası a artı 4. Peki burada bir şey gördük mü? Bakın burası dik. ikinci şekilden devam ediyorum. Ve ikinci şekilde arkadaşlar şuralara bir dikkat edelim bakalım. Sarıyla tarıyorum bakın. Burada sarı üçgen ve turuncu üçgen benzer üçgenler arkadaşlar. Orada bir benzerliği yazalım. A'nın 8'e oranı A'nın 8'e oranı 8'in A artı 12 oranı. A kare artı 12 A eşittir. 64 arkadaşlar. Buradan ya ikinci dereceden bir denklem çözersiniz veya da A'nın direkt 4 olduğunu gördünüz. 4'ün karesi 16, 48 daha 64. A 4 geldi. Bizden istediği üçgenin hemen şöyle okla çıkarttım. 4 çarpı 8 bölü 2'den cevabımız 16 geliyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.